Eşime, kızlarıma, sizlere vasiyetimdir. Karar açıklandığı zaman davul zurnalarla karşı. Bu salonda bizim şahsımızda Kürt ve Kürdistan gerçeği mahkum edilmek isteniyor. Ben Kürdüm, ana vatanım Kürdistan'dır. Her iki kimliğim onurdur. Merhaba değerli izleyenler, bu kadar yoğun gündem içerisinde Selahattin Demirtaş'tan bugün gerçekten de bomba gibi açıklamalar geldi. Aralarında 18'i tutuklu 108 kişinin bulunduğu haklarında dava açılan Kobani davasının duruşmasına bugün devam edildi değerli izleyenler. Selahattin Demirtaş da bugün tutukluluğum boyunca ilk savunmam diye başladığı bir savunma yaptı ve savunmasında gerçekten de çok önemli konulara değindi değerli izleyenler. Ve Selahattin Demirtaş'ın o savunmasının bazı bölümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Demirtaş savunmasına şöyle başladı. 7 yıllık tutukluluğum boyunca ilk savunmamı veriyorum. Bundan öncekiler savunmam değil, tutukluluk incelemeleri ve isnat edilen suçlara ilişkin kısa ve bu bağlamdaki savunmalardı. Davaya ilişkin ilk defa savunma yapıyorum. Ben savunmamı siz mahkemeye değil halka sunuyorum. 9 yıllık kumpasa vereceğim savunmam kaç gün sürer bilmiyorum ama mahkeme sözümü kesmediği ve tutanağa geçirdiği sürece savunma yapacağım. Hakkımdaki suçlamaların tamamı mitinglerdeki basın açıklamalarında yaptığım konuşmalardır. Bu hukuki bir yargılama değil, bir siyasi intikam davasıdır. Yargılanan diğer arkadaşlar da benzer durumda ama şu an bana yöneltilen konuşmalar hakkında savunmalar yapacağım dedi ve Soylu'nun sırrı sakıka dönük terör konuşmasını hatırlattı. Selahattin Demirtaş dedi ki ne terörü, bunun adı savaştır. Savaş değil diyorsa iç hukuku hatırlatalım. Yasaya göre teslim ol çağrısı yapılır. Uygulamazsa sivil halkı tehlike atmayacak şekilde müdahale edilir. Süleyman Soylu, sen bunu biliyor musun, bilmiyor musun? Barış için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, yeter ki eşit, özgür yaşayabilelim. Dedi ve Selahattin Demirtaş savunmasına şöyle devam ediyor değerli izleyenler. Milliyetçilik gazına gelerek bayrak asanlar, operasyonlara gönderenler siz sorumlusunuz. DEM Parti askerleri dağa göndereceğinize, Kürt gençlerinin dağa çıkmasına zemin hazırlayacağınıza gelin tecridi yıkalım diyor. Biz barış siyasetçiyiz. Barış nasıl olacakmış? Teslim olarak. Teslim olmanın barış olduğu nerede görülmüş? Teslim olmak teslim olmaktır. Hepimiz Türk resmi ideolojisine teslim olacakmışız. Gelin siz Kürdüz deyin öyleyse bakalım. Biz birlikte yaşayalım, silahlar sussun diye uğraştık. Bunun bedelini ödedik. Hala yargılanıyoruz. Yargılanırken bize neler yaşatmadınız ki? Ailelerimiz yollarda kazalar geçirdiği, hala barış dedik diye yargılanıyoruz. Daha yargılamamız bitmeden bizim örgüt üyesi olduğumuza karar verdiniz. Biz burada iki kişiyi, başka bir hükümlüyle temasımız yok ama duyuyoruz başka sebeplerle örgüt üyeliğinden yargılanan hükümlerin yargılanması bitti. Biz hala buradayız. Bize diz çöktürdüğünüzü sanıyorsunuz. Halkımızın onurlu mücadelesinin karşısında onurlu bir mücadele yürütmeye çalıştık. Maalesef tüm çabalarımıza rağmen istediğimiz siyasi başarıyı elde edemedik. Bunun için halkımızdan özür diliyorum. Bu her şeyden onurlu yaşam mücadelesidir. Ve Selahattin Demirtaş vasiyetini de sunuyor değerli izleyenler mahkeme heyetine şu cümlelerle. Biliyoruz ki siz kararınızı çoktan vermişsiniz. Ferman yazılmış. Ancak kararınızın bizim ve halkımızın nazarında hiçbir hükmü yoktur. Bize baş eğdiremediniz. Kararı yüzüme okumanıza müsaade etmeyeceğim. Karar açıklandığı zaman eşime, kızlarıma, sizlere vasiyetimdir. Karar açıklandığı zaman davul zurnalarla karşılayın. Çünkü biz de burada öyle karşılayacağız. Müzakere ve diyalogdan kaçanlar bu ölümlerin sorumlusudur. Kendi siyasi ikbali için savaştan medet uman her siyasetçi ikiyüzlüdür. Halkın evlatlarının kanı üzerine kendisine iktidar alanı yaratanlar ahlaktan nasibini almayacaktır. Vicdansızlardır. Bu gidişata dur diyecek olan sadece ve sadece yoksul halktır. Biz demokratik çözüme inanan siyasetçileriz. Sırf bunu istedik diye yıllarca rehin tutulmamıza rağmen halen içeriden barış diye haykırıyoruz. Bugün Türkiye evlatları için ağlıyorsa dönüp siyasetçilerden hesap sorma vaktidir. Sıcak koltuklarından operasyon kararı verirken -20 derecede operasyona gönderdikleri gençlerin sırtına Kürt sorunu yükleyenlerden hesap sorulmalıdır. Meclisteki tüm partiler Kürt sorunun çözümünde sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt sorununa ilişkin Abdullah Öcalan görüşmesini onaylıyorum, doğru buluyorum. DEM Parti'nin de bu durumda görüşmesini doğru buluyorum. DEM Parti'nin halkı temsil etme
hakkını ve meşru muhataplığını savunuyorum. DEM Parti'yi kabul etmeyen kim varsa ben de onları tanımıyorum. Benim irademin halkın temsil hakkımı tanımayanı ben de tanımıyorum. Benim iradem bana aittir. Siyasetçileri özel olarak da beni yok saymaya, yok etmeye, yalan kumpaslarla tasfiye etmeye çalışanlara şunu söylüyorum. Demokrasi ve barışı savunan herkesin dostuyum. Bunu kabul etmeyen hiç kimseyi tanımayacağımı açıkça ilan ediyorum. Savunmamı bu şekilde yapıyorum. Cübbelerinizi çıkarın, sizinle siyaset tartışalım. Çok da saygı duyarım. Kıran kırana tartışırız. Siz siyaset yapabiliyorsunuz, biz yargılandığımız için yapamıyoruz. Siz mahkeme kürsüsünden yapıyorsunuz, bizim cübbemiz yok, sizin var. Dolayısıyla tartışma hukuk zemininde yürütüyormuş görüntüsünü kabul etmiyoruz. Bize yapılan düşman hukukunda bile yok. Orta çağda bile vardı. Ailelerini kaybedenler oldu. Yanlarda olamadık. Cenazelerine birkaç saat katlananlar oldu. Taziyesini, acısını yakınlarıyla paylaşamadan getirdiniz. Benim ailem buraya birkaç kilometre kala kaza geçirdiler. 10 dakika konuşabildim telefonla. İnsanlık hukukunda yok bu. İşte Kürt belediye başkanlarını sürdük dediniz. Biz sadece tutuklu da değil, sürgünüz. Sürgün etmeseydiniz ailelerimiz de yaşamazdı bunları. Bu ülkenin pek çok şeyi gibi milliyetçiliği ve dindarlığı çakmadır. Fakat Türkiye'nin milliyetçiliği bir Türk dünya bedeldir diye ahmak keserken öte yandan kendi milletini ahlaken ve bütün değerleriyle çöktürüyorlar. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında aklına Bodrum'a, Fethiye'ye gitmek gelmez. Erzurum'a gider. Doğu beylerine mektuplarının hiçbirinde ne siz Kürtsünüz ne sizin diliniz Kürtçedir der. Bugün Şeyh Said gündemine ilişkin konuşan ulusalcılar sizlere de diyorum. Mustafa Kemal Kürt şeyhlerine cumhuriyeti kurup halifeliği kaldıracağız dememiştir. Halife uğruna savaşıyoruz demiştir. Şeyh Said'in isyanı bunadır. Şeyh Said bize ihanet ettiniz demektedir. Bugün Şeyh Said'e ihanetçi diyorlar. Bu mudur vatana ihanet? Ben kendimi Şeyh Said'in torunu olarak görüyorum. Şeyh Said'i anmak da vatana ihanetmiş. Topal Osman'ı anmak nedir o zaman? Meral Akşener'e sesleniyorum. Topal Osman'ın yapmadı, cinayet kalmadı. Bugün hala Mustafa Kemal'ın ismi caddeye vermekte sıkıntı yok ama Şeyh Said, Seyit Rıza'yı anmak suç öyle mi? Kenan Evren darbe yaptı. Darbeden yargılandı ama adının verilmediği yer kalmadı. Şeyh Said'i anmak vatana ihanet. Hangi vatana ihanet ya? Bu salonda bizim şahsımızda Kürt ve Kürdistan gerçeği mahkum edilmek isteniyor. Ben Kürdüm, ana vatanım Kürdistan'dır. Her iki kimliğim onurdur. Kimse bu değerleri yargılayamaz. İmralı'da hukuksuzca tecrid altında tutulan Öcalan müzakerenin tarafıdır. Silahların terk edilmesinin yolunun Sayın Öcalan ile müzakereye bağlı olduğu, devletin de birçok defa hakkını teslim ettiği bir hakikattır. Bu sözlerden sonra duruşmaya bir süre ara verildi ve aradan sonra Selahattin Demirtaş savunmasına yeniden devam etti ve Demirtaş savunmasına şöyle başladı. Bunun gibi birçok davanın altında yatan ideolojik nedenleri tartışıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davanın ideolojik ve siyasi saiklerle açıldığına ve siyasi bir dava olduğuna dair bir hüküm verdi. Bu saiklerin tarihsel nedenlerine değinerek devam etmek istiyorum dedi ve biz de bu arada şu anda bu yayını sizlerle paylaşıyoruz. Değerli izleyenler, diğer bütün açıklamaları Selahattin Demirtaş'ın bu esastan bu mahkeme verdiği ilk savunma olarak adlandırdığı bu savunmanın diğer bütün detaylarına ve diğer haberlerle birlikte biliyorsunuz zapta önemli gelişmeler var ve yine yeni çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Bütün bu gelişmeleri akşamki bültende Adem Karaçoban'ın YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Saygılar.